Hayatımız seçimlerden oluşuyor. Sabah gözlerimizi açar açmaz yapacağımız her şey için bir seçim yapmak zorundayız. Kahvaltıda yumurta mı yemeli, tost mu, kot pantolon mu, kumaş mı, işe giderken alt yoldan mı, ana yoldan mı, yemekte salata mı, kebap mı? Her şey için bir takım şeyler arasından birini seçmek zorundayız. Bunların çoğu kişisel tercihlerdir ve başkasını etkilemez. Zira senin eşofmanın altına giydiğin kösel ayakkabı benim ancak göz zevkimi bozar. Ama öyle bir şey var ki bugünü, yarını, seni, beni, benim çocuğumun ve senin çocuğunun hayatını etkileyecek bir şey. Gelin seçim aslında neymiş ona birlikte bakalım. Seçim çok basit. Farklı alternatifler içinden birini tercih etme, birini belirleme eylemi. Bunu devlet yönetimi için yaptığınız zaman demokrasi oluyor. Ve demokrasiden bahsedebilmenin tek şartı halkın yönetime katılması, yani seçimdir. Fakat seçimin olabilmesi için de bir takım kriterler gerekir. Mesela en önemlisi seçim hakkına sahip olmak. Günümüzde yaş sınırı ve vatandaşlık en önemli unsur ama zamanında öyle değilmiş. Siyasal anlamdaki seçimler için yerel ve ulusal meclislerin ortaya çıkması gerekmiş olsa da çeşitli toplumsal gruplarda yöneticilerin belirlenmesi için de seçim yapılırdı. Mevcut siyasi kelime haznemizin çoğunu antik Yunan'a borçluyuz. Anarşiden demokrasiye kadar birçoğunun isim annesi antik Yunan. Demos halk, kratos da iktidar ya da egemenlik demek. Birleştir, demokrasi eşittir halkın egemenliği. Milattan önce 450'de siyasi kararların alınması Eklesya adı verilen halk meclislerinde toplanan kişilerce gerçekleştiriliyordu. Buna demokrasi dediler. Ancak o zaman uygulanan bu sistemde bir şehirde yaşayanların hepsi karar alma sürecine katılıyor değildi. Halk meclisi toplantılarına köle, yabancı, kadın ve çocuklar katılamıyor. Ancak ve ancak 20 yaşını geçmiş hür erkekler katılabiliyordu. Bu arada devlet görevlisinin atanmasında ise kura yöntemi kullanılıyor ve eşit haklara sahip olmaları sağlanıyordu. Sonra Roma'da da seçim yöntemine geçildi. Ancak siyasal yönetime katılma ve kadroları belirleme hakkı soylular ve aristokratlarla sınırlı kaldı. Sonrasında ciddi mücadeleler sonucunda halkın da burada rol alması sağlandı. Ama bu sefer başka bir sorun vardı. Forum adı verilen halk meclislerinin halkın oturduğu yerden oldukça uzak olması sıradan kesimin gelmesinin önünde büyük bir engeldi. 1215 yılının İngiltere'sinde ise Kral 1. John'un imzaladığı Magna Carta ile kralın sonsuz yetkilerine son verildi ve halka bazı hak ve özgürlükler tanındı. Türkiye seçimle ise 1800'lü yıllarda tanıştı. İlk Türk Meclisi olan Mebuslar Meclisi ile ilk defa seçim yapıldığı düşüncesi yaygın olsa da bunun öyle olmadığı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı. İlk olarak genel değil, mahalli seçimlerle başladı maraton 2. Mahmut zamanında. En eski seçim bilgisi 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki muhtarlık seçimlerine ait. Zaten muhtar da seçilmiş anlamına geliyor. Ama buradaki seçimlerin amacı yönetimle ilgili değil. O zamanlar da İstanbul'a yapılan aşırı göç bir sorun teşkil ediyormuş. Bunu kontrol altına alabilmek için muhtarlar seçilir ve yılda bir taşrada seçilen bu teşkilat İstanbul'a gelerek sorunlarını dile getirirmiş. O dönemin seçim için gerekliliği ise 18 yaşını geçmiş ve yılda en az 50 kuruş vergi veren Osmanlı uyruğundan olmakmış. Kadınların yine seçme hakkı yok. Bu durumdan dolayı 1876'da Osmanlı Devleti'nin meşrutiyetin ilanıyla yeni parlamenter sisteme geçmesiyle kurulan ilk meclis olan Mebuslar Meclisi'nde seçilen milletvekillerinin çoğu daha önce vilayet bölgelerinde seçime katılan adaylardandı ve daha tecrübeliydiler. Yürürlülüğe konan Kanuni Esasi adlı anayasayla iki ayrı meclisten oluşan bir meclis kurulması gerekiyordu. Meclisi Umumi. Bunlardan birinde üyeleri padişah seçer ve görev süresi hayat boyudur. Diğerinde ise üyeleri halk seçer, buna da heyeti mebusan denirdi. Bu arada tarihin başından beridir her seçimde mutlaka sahte seçmen ve oy kaydırma tartışması olur. Bunlara bizim sulardaki en eski örnek İttihat ve Terakki Partisi'nin 1911'de yapılan ara seçimler öncesindeki mektubudur. Mektup dönemin Selanik milletvekili olan örgütün kurucularından Rahmi Bey'e gönderilmiştir. İçinde ise Selanik'te bulunan gayrimüslimlerin sayıca daha fazla olduğunu ve bu yüzden seçimin kaybedilebileceği endişesi dile getirilir ve bunun için oraya seçmen nakli yapılması talep edilir. Zamanın şartlarına göre böyle bir talep tabii ki normal olabilir ama artık bu tür düzenlemeleri denetleyen kurullar var. Çünkü seçim sistemi olmadan seçim yapılmaz ve bu kuralların ne olduğunu
seçim sonrasında kimlerin veya hangi grupların temsil hakkına sahip olacağı tespit edilmelidir. Dünyada seçim kurullarının isim, görev ve bileşimleri farklılık gösterse de hepsinin amacı aynıdır. Sandıkta düzeni ve adaleti sağlamak ve bunu tarafsız olarak yapmak. Amerika'da Federal Seçim Komisyonu, Avrupa ülkelerinde Merkezi Seçim Komisyonu gibi isimler alan kurum, Türkiye'de Yüksek Seçim Kurumu olarak geçer. 1950 yılında Ankara'da kuruldu. ABD'de 1792'den beri 4 yılda bir 2 ve 8 Kasım tarihleri arasında denk gelen başkan ve başkan yardımcısı seçmek için seçim yapılır ve sonuçlar seçimden sonraki Ocak ayında ABD Kongresi tarafından onaylanır. Anlaşmazlık çıkarsa bunu ABD Kongresi çözümler. Bizde de YSK. Birçok görevi vardır. Seçim sırası ve sonrasında düzeni sağlamak, itirazları dinlemek ve çözüme ulaştırmak, seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi, seçmenlerin bilgilendirilmesi bunlardan bazıları. Seçimin sonrasında ise YSK şeffaflıkla verileri açıklama görevine sahiptir. Bir süredir kullanılan seçsiz yani seçim sistemi ile hem YSK hem de siyasi parti görevlileri eş zamanlı verilere ulaşabilir. Ulaşması gerekir. Hatta ulaşmalıdır. Bir de Venedik Komisyonu'ndan bahsetmeden geçilmez söz konusu seçimse. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Orta Doğu ve Avrupa'da anayasalarla ilgili destek ihtiyacı doğdu ve kurulan Venedik Komisyonu, yani resmi adıyla Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, üst bir organmış gibi üyelerine hizmet vermeye başladı. Türkiye'de kurulduğu günden beri bu kuruluşun üyelerinden. Komisyon 2002 yılından beri yıllık konferanslar düzenleyerek üyelerini bilgilendiriyor ve seçimlerin daha adil olabilmesi, sorunların çözümü için danışmanlık hizmeti veriyor. 2018 yılında konferansın konusu seçimde güvenlikken, şansa bakın ki bu sene Haziran ayında yapılacak konferansın konusu seçim anlaşmazlıklarının çözümü olarak seçilmiş. Bu arada seçim sadece tek bir yöntemle yapılmaz. Bir ülkenin geleceğinin, adalet sağlayıcısının ve yöneticisinin adilce ve olması gerektiği gibi seçilmesi uygulanan seçim sistemiyle de direkt alakalıdır. 1946'dan beri ülkemizde birçok seçim sistemi kullanıldı. 61 yılına kadar yapılan seçimlerde liste usulü çoğunluk sistemi kullanılırken 65 seçimleri hariç 1961 yılından itibaren D'Hondt sistemi kullanılıyor. Bu sistemde bir seçim bölgesinde partilerin aldığı oy miktarı o bölgenin milletvekili sayısına ulaşılana kadar birden başlayarak bölünüyor. Partilerin bu bölünmelerle elde ettiği sayılar en çoktan en aza diziliyor ve milletvekili sayısı dağıtılıyor. Bu hesaplama bölgedeki milletvekili sayısına ulaşana kadar tekrar ediyor. Bu sistemde kendi içinde üçe ayrılıyor ve ülkemizde 95 yılından beri yapılan tüm seçimlerde ülke barajlı D'Hondt sistemi kullanılıyor. Yani ülke genelinde oy oranı belli bir düzeyin altında kalan partiler ve yeni düzenleme ile ittifaklar milletvekili çıkaramıyor. Baraj ise %10. Şu an güncel olarak ülkemizde 56.911.967 kişi oy kullanabiliyor. Fakat seçime katılma oranı ise %84.67. Alternatiflerin bulunduğu, hoş bazen seçseniz de seçtiğiniz kişinin hakkının yendiği, yine de seçime katılma oranı %99 olan ve sadece tek bir adayın olduğu Kuzey Kore'nin aksine en azından seçebilecek bir seçeneğinin mutlaka bulunduğu seçimlere katılmayanların oranı oldukça fazla. O yüzden dostlarım, ister A partisinden ol, ister B partisinden, ister genç ol, ister yaşlı. Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonerliği sayesinde kadın erkek olman da fark etmiyor. Ne olursan ol, mutlaka oy kullan. Çünkü seçme hakkın var. Hakkını kullan ve aklını. Çünkü senin seçimin bir kişiyi değil, bir vatanı ilgilendiriyor. ASMR videosunun altında bulunan bam bam yorumları okuyoruz. Mehmet Samak. Küçükken en çok zevk aldığım şey misafirlikteyken annemin teyzemlerle sessizce dedikodu yaparken yanlarında uyumaktı. Ben de biri bir şey anlatırken uyumayı çok seviyorum ve böyle bir şey konuşsun orada. Ben orada uyuyayım. Herhalde anne karnına denk geliyor yine bu. Enes Uğur Tekin. Son trend mi? Explorer gibisiniz. Çok geriden geliyorsunuz. Yetişin gündeme artık. Çalış Pelin, çalış.
Pardon, anlamadım. Sana yine geç anlıyorum. Şimdi. Ben buna diyecek laf bulamadım açıkçası. Doğru. Haklı çünkü yani. Evet, ben böyle bir sesler mesler bir şeyler biliyordum. Hani insanların böyle şeyler dinlediğini, izlediğini falan. Ama ben bunun adının ASMR olduğunu bilmiyordum. Deli bunlar deyip geçiyordum yani. Mesela bir anlamı varmış. Bay Psikopat 2-13. 6 yıldır Magnum yiyorum ama o sesi sadece hıyardan çıkarabiliyorum. Aki. Gerçekten herkes... Bak eskiden Magnum alınca böyle zengin hissediyordun, o ayrı. Ama bir de daha çok böyle sesini çıkartmak için. Ben hala denerim bak her Magnum aldığımda. Hala denerim, böyle katiyen çıkmıyor. Sonra buldum nedenini. Onu biraz dışarıda bekleteceksin. İçindeki o beyaz şey artık neyse, o kreması. O biraz eriyince çikolata böyle havada kalıyor ya. Isırdığında kıtırt diye ses çıkıyor. O zaman hıyar yiyormuşsun gibi ses çıkabiliyor. Bunu çözdüm. Uzun yıllar uğraşmak. Tebrik ediyorum. Sonucunda teşekkür ediyorum. Onur kişi. Kesin bildiğim bir şey varsa o da senin sesinin ASMR etkisi yapmadığıdır. Neden öyle diyorsun? Gerçekten ASMR etkisi yapmadığımı mı düşünüyorsun? Saçmalama. Daha neler? Ne yapayım? Sanki biz de ASMR'ciyiz. Onlar kendilerine ne söylüyor? Mesela YouTuber diyorlar ya bize. He. Blogger diyorlar yazıyor. ASMR'ciler ne diyor? ASMR ır. Asmır. Biri de yazmış ki yorumları, o ASMR değil. ASMR. ASMR. ASMR be. Ejderiya kız. Aa, bu şey mi? Dördüncü yorum mu bu şu an okuduğum? Ejderiya kız. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama Bihter Ziyagil. Gördüğünüz gibi beni Bihter'den uzun. Gerçekten bunu kanıtlamak için mi çabaladın yani sen? Tamam, Bihter'ine bir şey demedim. Al senin olsun. Gerçekten çok uzun cümle kuruyormuş. Tebrik ediyorum. Ahmet Uyanık. İlk 30 saniyede Pelin abla çok iğrençti. Açık ve net olacak. Kısa ve net olmuş. Devamını bekledim açıkçası yani. Çünkü hani böyle Pelin abla çok iğrençti falan diye uzatıyorlar ya. Seni sevdim arkadaşım. Ya yapacak bir şey yok. Ne var ki? Hayır şey yani. Teşekkür ederim, aboneymiş, izlemiş falan filan. Bir daha yapmayacağım söz. Abone olun vallahi yapmam. Hep sizin istediğiniz videolar yaparım. Ne istiyorsanız aşağıya yazın. Abone olun, bize 1 milyon yapın. Vallahi billah demeyeyim, çarpılırım büyük ihtimalle. Ama bir şekilde yaparım. Özel bir kapanış var mı? Yok. Direkt çıkıp gidebilirsin şu an. Ben durayım böyle, sen şey yap. Kapat. Üzerine vereyim mi? Ver gitsin. Geldi hadi. Geldi mi? Geldi.